Arkadaşlar merhaba. Hem kendi çevremde hem de hastalarımda pandemi nedeniyle evde kaldığınız süre içerisinde ağız yaralarınızda, aflarınızda ve genital bölgenizdeki sihir lezyonlarında artış olduğunu fark ettim. Aslında bu benim beklediğim bir süreçti arkadaşlar. Ama sizlerden çok yoğun mesajlar gelmeye başladı ve korku tedirginliğinizdeki artışı hissedebiliyorum. Buna yönelik acaba evde ne gibi uygulamalar yapabiliriz ve neden bu dönem bu kadar çok fazla af çıkarıyorsunuz, sihirleriniz arttı? Biraz da ondan bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar, bu ağız lezyonları, mukoza lezyonları, hem ağız mukozası hem de genital mukoza bizim vücudumuzun en hassas olduğu, bağışıklık sistemi herhangi bir sekteye uğradığı zaman, bir stres sıkıntıda ilk aktive olacak bölgelerdir. Hani stresli olduğunuz zaman uçup çıkartırsınız ya arkadaşlar, ya da aftanız çıkar ya, işte biz bu dönem yaşamış olduğumuz stres sıkıntılar nedeniyle de bu bölgelerde bu lezyonların gözükmesi çok doğal ve normal olduğunu bilin isterim. Ve yalnız değilsiniz, çok yaygın bir şekilde bu hadise maalesef devam ediyor. Peki ne yapacağız evde? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eskiden bence arkadaşlar steroidli kremler kullanabiliyordum ağız afları için, ama bu dönem bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü biliyoruz ki koronavirüsü daha çok el ve ağız temasıyla ve solunum yoluyla bulaşıyor. O zaman bu bölgeye süreceğimiz bizim steroidli kremlerin bağışıklık sistemini daha da baskılayıcı etkisi olabilir. Peki ne yapalım? Olabildiğince doğal yöntemlerle ilerleyelim arkadaşlar. Bu dönemde inanın ben bir sürü vitamin desteği takviyesi alıyorum kendime. Ama bu aldığım vitamin destek ve takviyelerini sizinle paylaşmayacağım. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu korona başlamadan yaklaşık, ben bu işi 6 ay öncesinde başladım ve vücuda yavaş yavaş 3'er günlük, 5'er günlük aralıklarla da alıştırdım. Bir anda bünyede bu kadar vitamini kaldırmayabilir. Ama size evde önereceğim şey, ağzınızda uçuk yara çıktı. Bu çocuğunuzda da olabilir arkadaşlar. Kara dut ekstresi. Kara dut şurubu. Bunu eczanelerde ya da lokman hekimlerde bulabilirsiniz. Biraz böyle mor ve yoğun içeriklidir. Çay kaşığına koyun. Tam aftın üzerine şöyle koyacaksınız arkadaşlar. Orada kalsın. Bir miktar zaten ağzınızda duracak. Sonra hafifçe yutkunabilirsiniz. Günde 2-3 defa bunu yapabilirsiniz. Tamamen doğal ve mucizevi etkilerinin olduğunu göreceksiniz. Bu o ağzınıza sürdüğünüz kremlerden bile daha etkilidir diyebilirim. Başka ben ne kullanıyorum? Ağzımda benim de bu dönem arkadaşlar aflar artmaya başladı, ama eskiden olana göre farkı ne? Eskiden olan aflarım 2-3 günde iyileşirken bu son dönemde arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bu almış olduğum vitamin takviyelerinin ve kullandığım solüsyonların etkisiyle 2-3 saatte hızlıca iyileşen aflarla karşılaşmaya başladım. Bir de benim şöyle bir spreyim var. İçinde selenyum, biyotin ve çinko var. Bunu da direkt mesela şöyle gösteriyorum size. Aftın üzerine açıyorsunuz, sıkıyorsunuz, bu kadar. Bunu kime öneriyorum? Daha çok sağlık çalışanlarına ve çok fazla insanla ağız temasında olan, ben gebelerimin eşlerini öneriyorum. Gebelere düzenli bir şekilde bunu kullanmalarına gerek yok. Ama af gibi lezyon olursa da üzerine bu spreyden sıkabilirsiniz diyorum. Bunlar iki tane hızlı etkili yöntem. Onun dışında mukoza hasarı C vitamini eksikliğiyle gider. Bu dönem C vitamini takviyesi soruyor gebelerim bana. Ben her gün bir bardak taze sıkılmış portakal suyunu içiyorum. İlaç süreç almaya gerek yok. İşte kivi, limon, portakal, mandalina, bunlardan C vitaminlerinizi alabilirsiniz. Peki genital bölgeye gelelim. Asıl benim uzmanlık alanım. Sihirlerde de artış oldu. Neden? Immunoglobulin A mukozada, özellikle ağız mukozasında bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman azalan bir immunoglobulindir arkadaşlar. Bu dönemde de stres sıkıntının etkisiyle de sihirlerin açığa çıkmasını ve HPV'nin aktive olmasını zaten bekliyorduk. Peki ne yapalım? Birincisi arkadaşlar, bu lezyonlar çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Lütfen koparmayın. Koparmak, jiletle işte orayı tıraşlamak filan bu lezyonları arttırabilir. Krem var. Şimdi ismini vermeyeyim size. Zaten bir tane krem var benim bildiğim.
en çok pratikte kullandım ama bu krem büyük lezyonlarda işe yaramaz arkadaşlar. Milimetrik toplu iğne başı gibi olan lezyonlara bu kremi önce genital bölgenizin ufak bir sahasına sürüp daha sonra da uygulayıp eğer bir kızarıklık olmuyorsa günlük kullanılabilir. Solüsyon var, yakıcı solüsyonlar var. Yine sihirlerin böyle başına kulak çöpüyle benim uyguladığım yakma olabilir. Yine keza dondurma olabilir ama sizin evde uygulayacağınız neymiş? Krem olabilirmiş ya da solüsyon olabilirmiş. Şimdi bana özelden yazacaksınız hocam ismi nedir diye. Kendi hastam olmayanlara paylaşamayacağım. Neden? Ufak bir alerjik reaksiyon olur. Görmediğim hastada üzülmek, bunun sorumluluğunu almak istemem arkadaşlar. Ama takipte olduğunuz hekimlere bununla ilgili sorular yöneltebilirsiniz. Peki başka ne yapalım? Doktorun buna ilaç uygulamaları, başka uygulamalar var mı? Mesela EFT arkadaşlar inanılmaz işe yarar bu dönem. Sıkışmış olan duygunuzu boşaltırsanız EFT tekniğiyle bunu yapan profesyonellerden destek alırsanız hızlı bir şekilde sihirlerinizin hiçbir şey yapmadan da geçebilir mi? Gerçekten geçer arkadaşlar. Ufak tefek lezyonlar özellikle enerji yükü düşük olanlar bu dönem EFT ile geçer. Dua yapalım mı, meditasyon yapalım mı? Enerji yükü düşük lezyonlarda yine dua, meditasyon da işe yarar. Ama çok büyük genital lezyonlar varsa bunlar da işe yaramayabilir. Tekrar bir özet yapıyoruz. Neden oldu peki doktor hanım? Aflarımız neden oldu? Genital sihirlerimiz bu dönem neden arttı? Ne diyoruz? Korona ağızdan geçebilir. Bilinçaltına ne sinyal gönderdik arkadaşlar? Bu mikrop ağızdan geliyor. Bu mikrop ağızdan geliyor. O zaman korku kaygının etkisiyle de bağışıklık immünoglobulin A seviyesi ağzımızdaki azaldığı için bu dönem af lezyonları daha az olacak. Peki ağızdan geçiyorsa ne olur? Ben ağzımda af çıktı, yemek yiyemem, ağzıma bir şey alamam. Bakın bilinçaltı aslında kendini koruyor. Ya da mukozadan sekresyonla geçiyorsa genital bölgemde sihir çıkardım. O zaman ne olacak? Cinsel ilişkiye girmeyeceğim. Yine kendimi virüsten korumuş oldum. Yani bilinçaltı kendini korumaya çalışıyor aslında arkadaşlar. Ağza bir şey alma diyor. Genital bölgedeki cinsel teması azalt ve kendini bu virüsten koru diyor. Aslında bize iyi bir şey yapmaya çalışıyor diyoruz. Yine bir özet geçelim. Hafta ne yapıyorduk? Kara dut ekstresi sürebiliyoruz. Bu dönem C vitamini ağırlıklı besleniyorduk. Ve aynı zamanda selenyum, çinkolu spreyler var. Onları direkt aftın üzerine sürebiliyorsunuz. Genital bölgeye krem ya da onun yakıcı, yalnız lezyonun tepesine sürmeniz lazım arkadaşlar bu yakıcı solüsyonu. Hekiminize mutlaka danışın. Kulak çöpüyle sihirin tepesine sürersiniz günlük. Ve o zaten 3-5 gün içinde de ufak tefek sihirler kendiliğinden düşerler. Stresinizi azaltın.